Sevgili Kuzköylüler, herkese selamlar, sevgiler. Efendim ben Mustafa Kozak, hepinizin tanıdığı. Bugün Burdur Kuzköy sayfamızın konuğu, yine köyümüzün tanıdık simalarından. Kendisi güler yüzü sohbetiyle, türküleriyle gönüllere tat kurmuş olan saygıdeğer Mustafa Çaydan'ın konuğu olacağız. O da bizim Burdur Kuzköy sayfamıza konuk olacak. Şu an Sarnapa dediğimiz Mustafa Çaydan'ın Çaydan çiftliğindeyiz. Kendisiyle türküler söyleyip, sohbetler edip güzel bir gün geçireceğiz. Çaydan dayı! Mustafa Çaydan! Ya neredesin ya? Ya rahatsız mı ettik yoksa? Yok, işte telefon geliyor, bon telefon geliyor. Yoğun adamsın, meşhur adamsın. Ondan sonra işte çalgı da arıyor, arkadaşlar arıyorlar. Buyurun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çayını çoban içmeye geldik, var ise ya. La bura var evi, yok evi değil ki. Allah. Garip, bura garip Maşallah. Evi. Maşallah. Maşallah, hoş geldiniz. Allah. Hoş bulduk. Geçin buyurun. Buyur. Kapıyı açık bulansın, gelin bana. İşte gördüğünüz gibi bahçede bu bahçede uğraşıyoruz. Neydi buranın adı? Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Çaydan çiftliği. Çaydan çiftliği. Yeşil Vadi. Gelin buyurun bakalım, geçin. Garip evi ama neyse siz gayri evi de. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Gel. Burası mı? Gel buraya oturalım. Oho. Yengen mengen. Maşallah. Nasılsın yenge? İyiyiz be. Maşallah. Geçin buyurun. Gelin bakalım. Değerli izleyenler, herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Şu an yanında Kuzköy'ün eğlencesiyle, türküleriyle, güler yüzüyle, sohbetiyle gönüllere tat kurmuş bir bireyle birlikteyiz. Sevgili Mustafa Çaydan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dayıcığım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Allah'a şükür. Köyümüzde sizin gibi değerli insanları çekerek bu videoları, bu kayıtları hatıra olarak gelecek nesile aktarmak için böyle bir adım atıyoruz. Bugün de Burdur Kuzköy sayfamızın konuğu sen Mustafa Çaydan. Mustafa Çaydan sensin. Senin inşallah güzel türkülerinle, güzel sesinle şöyle Kuzköy'ün eski muhabbetleri, eski eğlenceleri, evet, evet. Mustafa Çaydan kimdir? Şöyle tarihe bir yolculuk yapacağız. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bu işlere uğraştığımız için sizlere, sana ve arkadaşlarına Hasan Değerli'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz gibi gençlerin de böyle bir iş yapmasına ben gurur duyuyorum, şansım adıma. Niye? Ben çok konserlerde köyümün adını andım. Narlı Köy'de diye böyle çok söyledim. Ama tabii benim kıymetimi bilen oldu veya bilen olmadı. Çok çapalandık, olmadı. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben işte Mustafa Çaydan, ben Kuzköylüyüm. Dediğiniz gibi. Ondan sonra işte çalışıyorum kendi çapımda. Evimle çorumla çocuğumla uğraşıyorum. İşte bu halk müziğine kendim adandım. 85'te İnsuyun da birinciliğim var. İnsuyun'da. Bir yarışma olduğunda haberim yok da bana dediler ki rahmetli Şükrü Ağabeygil, Ahmet Ağabeygil, Ahmet Değerli Şükrü'nün Kılınçgil. Lokali kapattık geldik. Yarışma varmış dediler, işte gir dediler. Bir girdim ben. Evet. Ben bir türkü söyleyeceğim şimdi. Ne bileyim, ben bu türkü dur diyorlar bana ortalık yerine de kaynıyor. 3-5 tane türkü söylerek değilsem. Beni çağırdılar, gidiyorduk biz köye geliyorduk. Tekrar yolunu döndürdüler beni. Birinci olmuşum ben. Bilmiyorum o yarışma nasıl olduğunu bilmiyorum de. Velhasıl Kerem orada birinci olduk. 96'da Yeşilova'da birinciliğim var. Yani var ama bunu kimse bilmiyor tabii. Evet. Elimden geldiği kadar karınca kaderince bir yere varıyoruz, saz çalıyor, türkü söyleyeyim diyoruz. Adam, senin ses ince, saz ayarı bozmak gerekiyor diyorlar. İlk önce kendim de bir çalmaya başladım. İlk önce çalayım kendince yani, kendi işince. Gelen misafirlerle işte görüyorsun, bahçede ağırıyoruz. İşte yiyoruz, içiyoruz, Allah ne verdiyse. Amatör olarak başladığın bu müzik yolculuğunda kendini geliştirebildiğin kadar geliştirdin. Evet. Takdim ettin halka, halkın sevgisine, muhabbetine kazandın diyorsun yani. Şu anda ben demek şeytana vergi. Evet. Şu anda ben demek şeytana vergi. Evet. Yani TRT'ye çıkmadım. Bunu
Uğur da duysun. Bunu TRT'ye çıkmadım. TRT'ye çıksam belki TRT şok geçirecek bana. Bunu da iyi biliyorum yani. Tabii ki. Bak TRT'ye çıksam belki TRT'deki TRT müdürleri, TRT'de yönetimler onlar belki bana nereden bu geldi bu adam diye şok geçirecek. Bunu adam Mustafa Çaydan gibi çok iyi biliyorum. Onun için kendime güveniyorum. Çünkü eski Türkçe söyledik. Hep eski Türk söylüyorum. Unutuldu çoğu. Unutuldu çoğu eski Türkçe unutuldu. Evet. Tabii herkese mutluluklar diliyorum yani. Tabii herkes kendi çapında söylemeye çalışıyorum. Evet. Uğur'a da teşekkür ediyorum. O da bir köyümüzün adını kullanıyor. İyi yani, çok güzel bir şey. Çok güzel bir yani, olay yani. Kendisine selamlar buradan. Buradan kendisine selamları gönderiyorum. Bunun için herkes yerinde sağ olsun diyorum. Yani ben Mustafa Çay'dan da işte böyle kendimce bir şey yapmaya çalışıyorum yani. Ne güzel. Yani olay bu yani Mustafa'm. Küçük bir de bilgi vereyim. Mustafa Çaydan benim de öpöz dayımdır kendisi. Kendisinin de yeğeni olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Her zaman duydum bu yaşama kadar da. Peki dayı, şimdi buraya sen emekli oldun, geldin. Bu Yeşil Vadi'ye evini yaptın. Yani çok güzel bir emeklilik geçiriyorsun. Hem burada beste yapıyorsun kendini. Yapıyorum. Çok yani, bestelerim var. Defterimde evet. Çok bestelerim var. Çok bestelerim var. Hatta bir tanesini yazdım. Ondan sonra size okuyayım size birazdan. Çok oturdum ve çok güzel bir beste yazdım hem. Evet. Yani şiir yazdım yani diyeyim sana. Bunun için bunu bir ileride işte okuyacağım yani. Ben de sana çok çok tebrik ediyorum. Sağ olasın. Benim yeğenim olaraktan benim yolumda gittiğin için çok çok teşekkür ederim. Allah birin bin olsun. Daha da ilerlemene, daha da güzel bir ondan sonra böyle türkülerle halk müziğiyle uğraşmanı istiyorum. Arkanda Mustafa Çaydan var. Az, teşekkür ederim. Ne gerekiyorsa ben yaparım. Bu konser olayında da aynısını yapacağım inşallah. Nasip evet. Olursa. Yani ben köyüm için varım. Eşim dostum için varım. Hani beni bilenler bilir. Ben biliyorsun emekli oldum. İşte bu evi ben kendim yaptım. Evet. Evi kendim güzel yaptım. Olmuş. Eline sağlık gerçekten. Bunu kendim yaptım ben. Ondan sonra işte gördüğün dışarıdaki bahçeyi, balkon yapıyorum. Balkonun üstünü örtüyorum. Ne bileyim kendim alırım, kendim satarım. Bir şeyler yaparım. Yani eşimle uğraşıyorum, yengenin hastalığı. Evet. Allah'ıma şükürler olsun. Hasta değil, iyi yani şükürler olsun. Hastalığına şifa versin. Allah'ıma şükürler olsun. Çünkü bir hastalığı var böyle. Senin bildiğim kadarıyla şimdi bir albüm var değil mi? Başka bir albüm resmen çıkarmadın. Yok çıkarmadım. Bir tane bir albüm CD yaptım. Evet. İşte bir albüm var. Başka kaç türkü vardı albümün içinde? 16 türkü var. 16 tane türkü var. Gurbetler, halk müziği, oyun havaları. Oyun havaları. 16 tane türkü var. İkinci bir albüm gelir mi? İkinci bir albüm değil, her an çıkarım ikinci bir albüm. Yeter ki yani o albüm verebilecek bir yerim olsun yani. Evet. Ben otururum bir albüm çıkarırım yani. Ekibi toplayıverim. Evet. Bir albüm çıkarırım yani. O albüm çıkarmak zor bir şey değil yani. Ya, tamam ne oluyor? Stüdyoya giriyorsun. Evet. Onu bir şey, ben söyleyeceğim türküleri burada bir günde çalışma yaparım. Ertesi gün sana albüm elini veririm. Kendi bestelerin eserleri de katarak. Tabii canım. Kendi bestelerim, çok bestelerim var. Köyüme ait çok türkülerim var. Şimdi bazı arkadaşlar işte ondan sonra şunun bestesi bunun bestesi diyor da babanın dedenin bestesi alıyor onlar. Ben onu bir çok iyi biliyorum. Ondan sonra benim bestelerim kendi bestelerim. Köyüm adına çok güzel bestelerim, türkülerim vardır yani. Bunun için ama ileriden bir günler yani bunları okuyacağım yani. Bunlar dile gelecek yani. TRT'ye hatta birkaç tane TRT'ye göndereceğim. Hmm. Göndereceğim bunları. Ondan sonra göndermem de gerekiyor yani. Tabii. Biri kaparsa kayıt altına alınması lazım. Bazı gerekiyor. Çünkü çok güzel sözleri var. Bunu göndermem gerekiyor yani. Şimdi biz müzikten bahsettik. Konuya ilk müzikle girdik. Şimdi tabii bizi izleyenler de diyecek ki ya bu kadar müzikten konuştular. Bir dinleyelim madem. Dinleyelim. Bu adam diyecekler yani bir hep konuşuyor ama dinleyelim. Bir cenahatı görelim diyecekler dinleyelim. Şimdi. Ben hiç çalmadım ama ben bir size jüriyle bir gurbet söyleyeyim. Tamam nasıl istersen. Ben ondan sonra bunu telebirden kopardık. Telebirden getirdik ama. Heyecandan olacak o da. Durnalarda gelir geçer de eksilmez
da germiş. Yaşılan öp, yaşılan efem. Sürmelim. Nereye de gidem de ben bu garip başılan ne de gülmedik de başım varmış. Sevdiğim öp, sevdiğim aman. Sürme. Gurbet engele de yar yolladım, gelmedi öf. Durma bölük geldiler de nideyim öp, nideyim öp. Sürmelim. Nazlı gelmedin öp. Yine İnşallah şu Kuzköy ovalarından avazın eksik olmaz. İnşallah. Buradan bizi dinleyen dostlara kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Herkese iyi seyirler diyorum inşallah. Gerçekten yine gönülleri mest ettim. Eminim ki dinleyenlerin de gönlü mest olacak. İnşallah, inşallah. İşte ben burada böyle kendi halime bir şeyler yazıyorum, bir şeyler söylüyorum. Yeri geri ağladığım zaman ölüyorum. Tabii. Yeri geri mesela tabii. Kardeşime türkü yaptım. Söyleyemiyorum. Bir türlü söyleyemem bu türküyü. O sende kalsın. O bende galiba artık. Ondan sonra... Şimdi söylediğim zaman bir her boşanıyorum yani. Onun için söylemiyorum yani. Güzel türkülerim var. Yani şehitlere türkü yaptım mesela. Evet. Bu doğudaki mesela askerler olsun, polisler olsun şehitlere türküler yaptım. Söylüyorum da nasıl yani ille de bir için bir kükleniyor yani. Bunun için ne yapalım? Herkes yerine sağ olsun diyoruz ya. Şimdi dayı sen Kuzköy'ün bu eğlence yüzünü gösteren insansın. Yani sazınla, türkülerinle, güler yüzlülüğünle. Şimdi eski, tabii bizi izleyenler Kuzköy'ün eskisini bilmeyenler, mesela bizim gibi gençler merak ediyor her zaman. Evet, evet. Eskilerden düğünlerimiz, eğlencelerimiz nasıl olurdu? Mustafa Çay'dan bu eğlencelerde, düğünlerde neler yapardı? Sahnelere çıkar mıydı? Nasıl günlerdi onlar? Biraz bahsetsen. Şimdi eskiden mesela düğünlerden maşalama diyoruz. Evet. Maşalama yapardık. Ne yapardık? Koca karı yapardık, gelin yapılırdı. Ondan sonra işte oryantal yapılırdı.
İşte ne yapılır da söylemese hep develerdir, şunlardır, bunlardır, böyle ne bileyim sana. Zaten o olaylar bir sefere mahsus, bir sefere mahsus bu köyde bir olacak. Evet. Yani benim arkamda bir 5-10 kişi olsa ben bunu yaparım yani, bu olayı yaparım yani ben. Ondan sonra inan ki billah yani Türkiye'nin televizyonları Kuzköy'e var. Yani o olaya öyle. Ondan sonra güzel bir maşalma yapardık mesela. Ne yapardık? Ağaçları çatardık birbirine. Sacı ortasına koyduk. Evet. Ondan sonra üstüne de ateşe yakardık. İşte koca karılar hasta olurdu. Gelinleri kaçırırlardı. Arkasından işte söyleyeyim develer ortaya da gezerdi. Yani canlı canlı söylemese hep merkepleri don giydirirlerdi böyle. Ondan sonra işte 100 kilo olurlardı. Ondan sonra havur havur köpekler takarlardı böyle. O tehlikeler. Bunu kim yapardı? Nur Sinan aslında Mercan Mustafa'da ilgili olsun, Mert Asma'da ilgili olsun. Bunlar böyle bunlar köyün Dural dayısı bunlar. Bunlar kimse bekçi olur, kimse doktor olurdu. Ondan sonra Ramatik Beşer dayı hasta olurdu. Becerirdi yani. Oyuncuk vardı. Oyuncuk var. Beceriyi varlardı adamlar da. Çok güzel böyle. Yani o olaylar, o muhabbetler şimdi yok. Çünkü niye yok? Televizyonlar çıktı. Ondan sonra internetler oldu. Adam bir yerde görüyorum, ona bakıyorum. Mesela gel mesela burada şöyle yapalım diyen olmuyor. Evet. Köyde olmuyor yani. Ben ne oluyordu? Ben cazgırlık yapardım. İşte gelinin kızı kaçırırlardı. İşte anlatırdım gari ben. İşte bunlar pamuk çapasına gitmişler. Dönmüşler, dönerken işte bu olaya gelmişler. Onlar köydeki bir düğün varmış, duymuşlar arkadaşlar. İşte kaşları takma, saçları sokma. Ondan sonra işte ele gözlü, sarı saçlı, güzel bir kızımız varmış. Onu kaçırmış köyün gençlerim. İşte bunu kim getirirse bağışı var. Ondan sonra bir torba soğan. Ondan sonra soğanları da çizerdik ipen. İhtiyar kadının, ihtiyar adamın boynuna sardık boncuk gibi. soğanları da. Ondan sonra işte ortada kalan külden... Külcüler vardır. Efeler vardır. Guru sıkı. Bayağı silah sıkardı böyle guru sıkı. Kara vardı. Toz havaya kalkardı. Ondan sonra cır rahmetlik de vurdu mıydı gara davulu zorluyor gari. O cır rahmetlik o zaten o cırlı dualar bu duaları götürüyor yani zaten o adamı Nur Şimdi yasın adam. Ve ondan sonra bulurlar gelirler de gari ortaya salardık takır takır sabaha kadar o da takırtılar. O muhabbetler, davul zurnalar. Şimdi cihazlarla düğün oluyor. Benim şahsen düğüne gidesim gelmiyor. Bu sözümü duyan arkadaşlar kusura bakmasın. Tutuyor kendilerini televizyonda bir sanatçıya da koyuyor. Sen çalgıcısın arkadaşlar. Çalgıcısın. Çalgıcı olduğunu unutma. Tevçi dümbelekçi diyesin. Çalgıcısın sen. Düğünde çalgıcısın. Sen kendi yören, kendi kültürkülerini, kendi kültürünü yaşat. Ondan sonra tutuyor kendini televizyonda meşhur olmuş bir sanatçının türküsü söylemek hakkıyor. Ulan kim dinlesin onu? Kim bilsin onu? Kim bilsin onu? Antalya'dan, Kuzköy'den gelen iki tane kız, dört tane kız, iki oğlan, bir kız mesela bu dinliyorlar, istek yapıyorlar. Ya o yapsın, sen söyleme. Sen yören türkülerini söyle. Bizim güzel türkülerimiz var. Bize güzel oyun havalarımız var. Ondan sonra ben çalgıcıyım demiyor adam kendini. Ben müzisyenim diyorum. Müzisyen, tahsen müzisyen kılığında giremedin tahsen. Müzisyen demek halkla karşı karşıya gezen, halkla bir olan, halkın türkülerini söyleyen, o Burdur'da bilinen, o ilde bilinen adama müzisyen derler. Müzisyen ne olur ve bilmiyor adam. Adam saz çalması bilir, ben müzisyenim diyor. Ben türkü çalabiliyor adam. Ben çaldım türkü çalabiliyor adam. Ben müzisyenim diyor. Neden müzisyen sen? Bunun için ya eski muhabbetler şimdi olmuyor çocuklar. Yani ben üzülüyorum şimdi. Düğüne gidiyoruz. Düğüne varıyorsun. Mübarek olsun. Var dün. Mübarek olsun. Var dün. Yani eski öyle bir muhabbet yok. Cihaz da zaten farklı. Küldür tangur 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 tangur. Peki eski o muhabbetlerde böyle senin hiç unutamadığın böyle hatıranla kalan her andığında mesela gülmekten öldüğün bir hatıra var mı hatırladığın? Şöyle bir hatıram var. Benim damatkının gelin sünnet düğünlerinden. Evet. O zaman ondan sonra köyden. Rahmetlik Veli dayı, ondan sonra Cücamat dayı, ben işaret ettim, ondan adına konuştum, orada külcülere işaret ettim. Ondan sonra o külcüler, ondan sonra onları kaldırdılar geldiler, ortaya dinlettiler ikisinde. Ahmet dayı ile Veli dayı dinlettiler ortaya, şapkalarını aldılar kafalarından. Yani oradaki o muhabbeti ben gülmekten,
Gülmekten bir şey konuşamıyorum. Elimde bir, o zaman tek bir mikrofon var. O mikrofon gülmekten bir şey konuşamıyorum. En sonunda şeye oynasa da diye kül topası vuracak adına bana denk geldi. bana denk geldi. Benim hayatım kül oldu kaldı. O da hızlı vurduğunda yırtılamadı. Kül oldu kaldı böyle. Allah. Ondan sonra orada muhabbeti girdi galiba. Orada ben kıpırtan aldım. Tamam bitti. Doğru. Soyunmaya gittim. Yani ya böyle o şeyler. Onları undamıyorum yani. Ondan sonra tabii bu şeyde maşalama yaptıklarında, direktten evet. Maşalama yaptıklarında işte çokları uyandırırlardı. Deveye bindirirlerdi. Hmm. Deveye bindirirlerdi. Ondan sonra deveye bindirdiler beni. Deve de şimdi adından söylemeyeyim ver. Onlar rahmetlik oldular. Hep Nurşin yasınlar. Bindirdiler beni. Ben çocuğum ya gerçek deve zannediyorum ben onu. He. Ne bileyim ondan sonra benim ayaklarımı tuttular bununla. Ayaklarımı tuttular böyle. Hiç unutamıyorum onun. Havaya tüyüyor oturuyorlar. Ben hiç düşmüyorum de. Çünkü ayaklarımı tuttular benim. Ondan sonra o millet nasıl gülüyor onunla. Deve gibi bildiğin deve rol yapıyorlar yani. Nasıl o gülüyor millet. Ama ben nasıl böyle biliyor musun? Yani acayip korktum yani. Orada indirdiler beni böyle indirdiler. Dedi ki birisi oğlum onların içinde adamlar vardı. Deve değil o dediler. Onun içinde adam var dediler. Sen deveden korktun tabii öyle bir şey oldu. Tabii canım ben gerçek değil diye çocuğum o zaman. Ondan sonra en sonunda bari en son muhabbet zannedersem herhalde benim bacadan düğünüm olacaktı. Birisinin düğününde oldu o muhabbet. Ondan sonra biz gari işte ortada işçilik yapardık. Yani böyle anons yapardım senin gibi. Ondan sonra işte gelen misafirler geldiyse onların adını söyleyelim. Sunuculuk yapıyordum. Ondan sonra işte ortaya ne muhabbet yapıyorsa o muhabbet yapıyordum. İşte ondan sonra şimdi tefçiler gelecek dediğim ya da davulcular gelecek demiş. Şimdi oradan dedim. Ondan tefçiler de koca karı ile koca herif. Tımmıgı tımmıdın tımmıdın çalarak gelecekler ya. Ondan sonra tefçiler, davulcular değildi de tefçiler gelecek dediler. Tabii o zaman da muhabbetler adam ne tür bilmiyor yani. O muhabbetler şimdi olsa. Bunları giysek yani senin hayatın anlar zaten bir hafta sürer yani değil mi? Ben var ya, ben var ya inan ki bak elim olmuyor. Defter yazayım diyorum bu işte defter yazayım diyorum. Hatıra defter yani olabilir. bilmiyorum ya belki vallahi 300-500 yapralık defter doldururum yani. Ya senin çok da yok ya. 50 mi senin yaşı ya? Benim bildiğim kadarıyla. Vallahi yaşı kaç olur ben de bilmiyorum. Kimisi 50 diyor, kimisi 40 diyor, kimisi ya. Yani o saçlara bakmayın böyle olduğuna yani o şeyden inşaat var ya o yüzden böyle yani yoksa siyah normalde saçlar. Mustafa lakabı Kara yani. Mustafa Kara diye biliniyor kendisi bu yörede. Dayı biz senden yavaşça programımızı sonlandıralım. Bir de bir oynaması dinleyelim senden şöyle bir gönülleri şenlendiren. Olur. Ondan sonra yavaştan biz bu misafirliği sonlandıralım. Tamam dayım ben size bir oyun havası çağrı vereyim. Evet. Bunu da kendi çaldığım türkü olsun. Ha, kendi eserlerinden. Ha. Evet. Dur bakayım bunun sesi de ayarlayayım. Bir şeyler çalalım ya. Dur öyle çalalım. Tekke köyden kuz köye de yol gider. Tekke köyden kuz köye de yol gider. Ak Mehmet'in değirmenine dik gider. Ak Mehmet'in değirmenine dik gider. Ümmü yengem pencerelerden bakar. Ümmü yengem pencerelerden bakar. Giden dostlar geri gelir mi diyen, giden dostlar geri gelir mi diyen. Mehmet dayım suyu alır getirir, Mehmet dayım suyu alır getirir. Bayasan da suyu alır götürür. Bayasan da suyu alır götürür. Nuri Ağam'dan başında oturur. Nuri Ağam'dan başında oturur. Sular gelecek değirmen dönecek diyen. Sular gelecek değirmen dönecek diyen.
Sular gelir harıl harıl akar. Sular gelir harıl harıl da akar. Mehmet dayım değirmeninden bakar. Mehmet dayım değirmeninden bakar. Bozirbağlarda soyulandılar. Bozirbağlarda soyulandılar. Gelen geçen Mehmet dayıma bakar. Gelen geçen Mehmet dayıma bakar. Bu sözle eser senin. Benim. Kendine ait. Kendime ait. Kendime ait. İçinde geçen isimden geçecek. Gerçek köyümüzde yaşayan insanlarımız, köylerimiz. Kendi köylerimiz. Bunları eskiden taş dibine suya giderdik. Evet. Üç gün, beş gün taş dibine yatardık. Az susuz. Derenin içinde. Bir ön sıra kimde 10 kişi 15 kişi yatardık mesela. Bir ön sıra kimde Hasan'da, Mustafa'da. O suyu alı giderdik. Hep beraber getirdik. Evet. Su üstü yerdik. Zaten gündüz suyu keserdi şeyle. Tekkele suyu keserdi suyu. Ondan sonra hafta 2 günde 3 günde bir çeltici götürdü suyu. O zaman bu çeltici götürüp çayın kenarına yatardık. Çaylarda yatardık. Yok saat geldim saat 4. 4'ümüz çat suyu keserdi. Anladım. Ondan sonra göz açık olandan saat gece gece çalar çalar sularlardı. Ondan sonra yani çocuklar gerçekten eskiden bu Mehmet Dayı'nın değirmeni bizim Kuzköy için çok önemli bir değirmeniydi. Evet. Bunu kimse bilmez de. Ben söylüyorum, bu değirmen Kuzköy adına olan çok güzel bir değirmen. Niye değirmen dedim? Mehmet dayım suyu getiriyordu, değirmen dönüyordu, akan suda bizim Bozcayır bağları sulanıyordu. O rahmetli sözü geçiyordu, çıktı yukarı bağırdı mı su kesilmezdi. Ondan sonra, tabii sonra rahmetli Yiğit'i aradı, değirmenle bekçi de olmadı. Ondan sonra Hasan dayım dediğimde, Bayasın dayımdan değirmen yukarıda boyuna su gelirdi Lelek Deresi'ne. Ondan sonra suyu çevirmiş, gelmiş, o tarafa Bayasın'dan suyu alır götürürdü şeye. Vıdır dayı rahmetlik. Ondan sonra elektrikle götürürlerdi. Nure Gamga çeliği bacağı, damda ayak sallıyor galiba, su bam geziyor. Su orada. Dayı teşekkür ettik. Vallahi eğlendik, sesini dinledik. Ben teşekkür ediyorum. Güzel, kısa oldu ama inşallah daha uzun versiyonlarına çekeceğiz. İnşallah, bunları. İnşallah ya. İnşallah. Her zaman beklerim. İşte ben de gördüğün gibi dışarıda gördüğüm inşaatı hani görmüştür belki de. Evet. Sağ olsunlar, karakol komutanları geldiler. Evet. Geçenlerde Isparta Tıp Fakültesinden profesörler geldi. Evet. Benim işim bu sefer ağırlamak. Çay çorba. Vallahi yedirse de Allah veriyorum. Tabii. Yenen için evde bereket vardır derler. Filoyu kurduk. Filoyu gördünüz. Filoyu kurduk Allah'ın izniyle. Yenen yedir. Bereket çocuklar size de yemekten, yedirmekten kaçmayın. Evet. Abdestinizi alın, namazınızı kılın. Ondan sonra gelen misafirinize iyi bakın. Ben şimdi illa kaybakam gelsen yapıyorum. Sen gelsen aynısını yapıyorum. Değil mi? Hepsi insan. Hepsi. Ben öyle duvar bakayım diyor. Davar keseceğim şeyim. Garip unutayım şu kez keseceğim şeyim. Yok. Hasan gelsin de Mustafa gelsin de aynı yapıyor. O da gelsin aynı bir şey. Allah ne verirse onu yediriyor elinden. Allah da veriyor Cenab-ı şükürler olsun. İşte görevimiz bu safırı ağırtmak. Eşle dostlara uğraşmak. Herkese burada kucak selam söylüyorum. Evet. Yolu düşüp de Mustafa Çağdan'ın bahçesine gelmeyenlere üzülürüm. Buyursunlar gelsinler. Buyursunlar gelsinler. Çaydan çıktı. Yeşil Vadi muhakkak. Herkesi bekliyoruz güzel. Efendim bugünkü günün konuğu köyümüzün güler yüzlüsü Mustafa Çaydan'dı. Kendisiyle az da olsa kısa da olsa güzel bir sohbet yaptık. Türküleriyle eğlendik. Önümüzdeki günlerde yine köyümüzün diğer güzel insanlarla birlikte sohbetlerimiz devam edecek. Son bir söylemek istediğim bir şey var mı değerli Kuzköylülerimize? Değerli Kuzköylülerimize sözüm şu. Köyümüzün kıymetini bilsinler. Herkes birbirinin kıymetini bilsin. Evet. Düğünle de, yemekle de değil. Yani başka yönlerden de böyle birbirine destek çıkalım, birbirimizi koruyalım. Mesela düğünümüz olacak olan mesela program yapıyorsunuz siz gençler orada ben evet. Bundan gurur duyuyorum. Bunları hep beraber de destek çıkalım. Ondan sonra köyümüzün adını, köyümüzün bu eserini yaşatalım. Dünyaya yaşatalım. Duyuralım. Duyuralım. Evet. Televizyona çağıralım. Yani ben eline geldiğinde ne gelse onu yapıyorum. Herkes yapsın yani. Sağ olasın. Herkes yapsın. Olasın. Yani birlik beraber içerisinde olalım. Kuzköy olduğum için gurur duyuyorum. Gururluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Yani Rabbime hamdolsun. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber olalım. Birlik olalım. Dirlik olalım yani. Hepsi ben bunu istiyorum.
Sana çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek, ne demek. Başarıların devamı diyorum inşallah. Sevgili kardeşim, kameraların arkasında Hasan Değer ile birlikte güzel sohbetlerimiz devam edecek. Hepinize en kalbi duyularımızla Hasan Değer ile ve şahsım hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın.